inanılmaz şeyler yaşadık maçta. Yemin ediyorum arkadaşlar, bu maçı kesinlikle baştan sona izleyin. Gerçekten inanılmaz. Tam bayağı gol oldu. Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA 11 2020'de gerçekten hiç tahmin etmiyor olduğum bir video çekiyoruz. 4000 like gelmezse bir daha quiz çekemem. Ve bir daha böyle bir video çekemeyiz demiştim ama arkadaşlar 4000 like atmışsınız, siz ne yapıyorsunuz? Gerçekten inanılmazsınız. Bu seriye devam edeceğimizi asla düşünmüyordum. Ve arkadaşlar yine 4000 like geldiği zaman yine yeni bölüm gelecek. Hızlıca like atın. Arkadaşlar bakın, like atın ki yeni bölüm gelsin. Bu koyu seri çekmem gerçekten bana çok fazla para harcattırıyor. Eğer 4000 like gelmezse tabii ki yeni bölüm gelemeyecek. Ve yeniyseniz de kanala abone olun, bildirimleri açın ki hiçbir detay, hiçbir videoyu kaçırmayın. Bu konuda FIFA 21 çıkmasına biliyorsunuz çok az kaldı. FIFA 21'de de her gün videolar, her gün içerikler. Hani salı, perşembe, cumartesi video gelmeye devam edecek. Şu anda da o şekilde geliyor. Ben olsam yerinde abone olurdum kankam. Sen de abone ol. Ve arkadaşlar ilk olarak videonun başından bir sürprizle karşınızdayım. Gerçekten çıldırmışsınız. Geçen bölümde de Vida silinmişti. Artık getir arkadaşlar. Bu sefer artık o adamın adı 1000 kere falan yazılmadan silinen oyuncuyu almam. Gerçekten birazcık hile yapıyoruz çünkü. Vida'yı da geri döndürüyorum. Çünkü yorumlara bakın arkadaşlar. Şuradaki yorumlara bakın. Yani gerçekten yorumlarda bayağı yardırmışsınız. O yüzden Vida şu anda takıma geri gelmek durumunda. Silme demişsiniz. Bu yorumlardan, şuradaki yorumlardan çok daha fazlası var. Ben sadece birkaç tanesini koydum. Ve şimdi arkadaşlar bu videoyu ben bayağı bir kadroda değişiklik yapacağım. Bayağı bir transfer yapacağım. Ama şöyle bir şey söylüyorum. Bu videoyu ben Fenerbahçe'nin maçından sonra çekiyorum. Normalde şu an siz bu videoyu izlerken Galatasaray'ın maçı da oynandı. Galatasaray maçına göre de yorum yazmayı unutmayın. Ve ilk olarak arkadaşlar ilk transferimizden başlıyoruz. Sonra yorumlara yazılan transfere geçeceğiz. Bayağı güzel şeyler yapacağız ama hemen size bir şey söyleyeceğim. Yine maçı kazanamazsak yine bu çarkı çevireceğiz. Ve yine çıkan oyuncuyu silmek zorunda kalacağız. Bu sefer gerçekten çıkan oyuncu silersek hani yoruma bayağı bir yazılması lazım. Bayağı bir istenmesi lazım ki silmeyeyim. Vida da çok istenmiş. Okey ama abi artık hile yapıyoruz çünkü. Bayağı böyle herkesin filan istemesi lazım o zaman silmemem için çıkan oyuncu. Onu da söyleyeyim. Hemen arkadaşlar kadromuza geçip devam edelim. Arkadaşlar ilk transfere gerçekten bayağı bir koyu harcayarak başlayacağız. Gerçekten bayağı bir koyu harcayacağız. Oyuna yeni bir sürü çok güzel kartlar geldi. İlk transferimiz Remy olacak. Hani 90 genlik bir oyuncuya 9 milyon coins vereceğiz şu anda. Gerçekten bunu yapacağım sizin için. Ama bayağı bir like yağmuru yapıyorsun. Yani kesinlikle bunu yapabilirim. 8 milyon 800 bin coins verdim şu anda 90 genlik bir oyuncuya, yanlış anlaşılmasın. Ve 100 genlik bir oyuncuya da şöyle bir şey yapacağım. Hemen Vincent Abubakar'a giriyorum. 100 genlik bir oyuncuya da hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Sanırım 37 milyon coins'te 37 milyon coins veriyorum. Bak benim bunu vermemin sebebi senin like atmış olman. Like atmayan kişi sen de like at, ben daha fazlasını yapabileyim. Hemen abi videoyu, hala 4000 like olmamış. Bak hatırlatıyorum, tekrardan atmayan sen lütfen videoya like at, ben böyle şeyleri yapmaya devam edelim. Bir anda abi 40 milyon civarında coins harcamış olduk bile. Abubakar'la Remy şu anda kadroya geldi. Gerçekten inanılmaz ötesi iki tane transfer yaptık. Ve şimdi hemen arkadaşlar Canini'yi kadrodan çıkartacağım hemen. Abubakar'ı koyacağım. Bu arada arkadaşlar Falcao eğer maçta bir şey yapamadıysa bir sonraki bölümde Falcao'yu kadrodan çıkartabiliriz. Haberiniz olsun. Remy'ye de şimdilik yan basmayacağım. Bir şeyler daha başarmasını bekliyorum. Bakalım abi, Remy'ye şimdilik yan basmayacağım. Şimdi arkadaşlar transferlerimize devam ediyoruz. İlk olarak hala Alanya Galatasaray maçı oynanmadı ama Alanyaspor'dan bir tane transfer yapacağız. Anadolu takımından çok ama çok fazla oyuncu istiyordunuz ve ben de chatten çok istek geldi. Davidson'u alıyorum şu anda. Aynı zamanda bu hesaba Remy'yi de almış olduk Anadolu takımından. O yüzden kesinlikle videoya bu yüzden de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun her dakikasında like atın diyorum ama bak sen hala atmadığın için diyorum. Sen atsan ben demeyeceğim. E atan kişi sen, kusura bakma ama atmayan kişiye diyorum. Sen de at, bir daha hiç demeyeceğim. Videoya şu an like at, vallahi bir daha dersem demeyeceğim ya, bir daha vallahi demeyeceğim. Hadi sen like at demeyeceğim. Ben de 5 milyon koysa şu anda Davidson'u şu anda yüzgen görmüş olduğunuz gibi yapmış oldum. Ve hemen devam ediyorum. Ve şimdi arkadaşlar kadroya transferlerimiz devam ediyor. Ve size bir konuda bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın şunu. Ben bir önceki videoda dedim ki eğer bu videoya 4000 like gelirse yeni bölüm gelecek. Ve eğer 4000 like gelirse yeni bölümde yoruma yazılıp da en beğenilen oyuncuyu 105'ten yapacağım. Sadece 16 beğeni alan Sosa var. Ve diğer yorumlarda 2-3 beğeni almış. Abi 1000 tane yorum gelmiş. E bu 1000 yorum atandan sadece 16 kişi mi Sosa istiyor? Hayır. Video 4000 like gelmiş. Bu 4000 like'tan Sosa'dan daha 16'dan daha fazla istenen oyuncu mu yok? Mesela Falcao yazılsa Falcao'nun 105'ken olmasını bence şu anda izleyenlerden 16'dan fazla kişi istiyordur. O yüzden arkadaşlar bu bölümde de yorumlarda en çok beğeni alan oyuncuyu 105'ken yapacağım. Ama yorumları gerçekten beğenin.
Kapışma olsun yani yorumlarda. Gerçekten bir kapışma bekliyorum. Eskiden abi 10 bin izlenen videoya bile 200-300 tane beğeni geliyordu yorumlarına. O yorumları beğenin ki ben de bir mantık alayım. Ama Sosa'yı zaten Fenerbahçe'deki başarısından dolayı da alacağız. Adam 16 beğeniyle birinci oldu sayenizde. Haberiniz olsun yani. 2 milyon 537 bin coins'e Sosa'nın animasyonlu halini aldım. Sırf animasyonlusunu almak için 500 bin coins verdim arkadaşlar. Yani sizin için haberiniz olsun. Ve şimdi sizlerle beraber hızlı bir şekilde buraya geliyoruz. Ve buradan çalıştır deyip İki oyuncuyu birden basıp üstüne bir de Almada'yı basıp 6 milyon 842 bin coins'e 105'ken yapıyoruz. Şu anda Jose Sosa baya bir coins'e 105'ken oldu. Tabii ki en beğenilen yorum Sosa olduğu için Sosa 105'ken oldu. Bir sonraki bölümde de en beğenilen bir oyuncuyu 105'ken yapacağım. Haberiniz olsun. Beğenilen oyunculardan transferler almaya da devam edeceğiz. Bunu da bilin. Şimdi arkadaşlar burada bir görmüş olduğunuz gibi baya bir forvetimiz var. Ve ben burada arkadaşlar Samatta'yı şu an basmak istemiyorum. Belki geri dönebilir. Adem'in çok geri döneceğini düşünmüyorum. Ama ben şu anda arkadaşlar Cengiz Ünder'in geri dönme gibi bir ihtimal yok. Radamel Falcao'da 104'ken yapıyorum. Neden yapıyorum bilmiyorum. Bugün hiç Galatasaray'la transfer yapmadık. Galatasaraylılara jest olsun. Radamel Falcao'da şu anda görmüş olduğunuz gibi 104'ken yapıyorum. Bu arada Radamel Falcao'ya biz bakalım abi. Radamel Falcao 110 bile yapabiliyoruz. Yani istediğimiz bir oyuncuyu 110 bile yapabiliyoruz. Arkadaşlar bu video 5000 like alırsa. Bu arada like istemeyeceğim dedim ama bir şey söyleyeyim. İstemiyorum şu an like. Eğer bu video 5000 like alırsa ben arkadaşlar bir tane oyuncuyu 110'gen yapacağım ama çok kısa bir süre içinde alması lazım ama 4000 like'ı uzun vadede de alabilir. Sıkıntı yok. Görmüş olduğunuz gibi kadro şu anda bu şekilde. Orta saha boostu falan var mı çok fazla? Yok arkadaşlar. Orta saha boostu yok. Abubakar'a da bakacağız arkadaşlar. Abubakar da yakında yükselebilir. Siz yükselmesini istediğiniz oyuncuyu yorumlara yazın. Ben yükselteyim arkadaşlar. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Maçımıza başlayalım. Bakalım maçı kazanamazsak da bir tane oyuncumuz silinecek. İnşallah kazanırız. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Bizim takımımız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar ve rakibimizin takımına bakıyoruz. Rakibimizin takımı da 124'ken rakipte daha oyunda kaliteli olan oyuncular var. Biz tabii düşük oyuncuları alıp yükselttik ama bakalım hangimiz geçeceğiz? Süper güç buraya karşı gelebilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Haydi bismillah bakalım neler olacak şimdi Remy'ye. Luyendama müthiş müdahale. Galatasaraylılar bugün iyi defans yapıyor. Gökhan Töre Ozan Tufan'a verdi. Ozan Tufan. Ozan Tufan'dan Loic Remy'ye. Damagoy vida alabilecek mi? Damagoy vida aldı şimdi. Verdi pasını Luyendama. Luyendama buraya kadar geldi. Ozan Tufan çok iyi aldı. Sosa şimdi müthiş bir pas. Loic Remy. Ondan da bir pas. Vincent Abu Bakar. Vincent Abu Bakar'dan mükemmel bir gol geldi. Takıma geldiği an ilk transfer olduğu anda muazzam bir gol attı. Ve 1-0 öne geçtik şu anda. Bakalım arkadaşlar maçın devamında neler olacak ama ben takıma güveniyorum. Bu takımla biz çok güzel şeyler imza atarız. İnşallah daha gol yemeyiz. Bu maç 1-1 biterse falan gerçekten bayağı sinirlenirim çünkü. Dani Olmo açtı ortayı Luyendama. Müthiş müdahale şimdi Osusu'dan. Güzel bir pas Vincent Abubakar. Abubakar Remy. Falcao koş oğlum. Hadi Falcao. Yürü Falcao. Bas Falcao. Koşamadı mı? Koştu aldı topu. Radamel Falcao arkalardan geldi. 104'ken olduktan sonra muazzam bir gol imza atıyor. Radamel Falcao. 104'ken olduktan sonra muazzam bir gole imza atıyor ve 2-0 oldu. Rakibimiz muhtemelen maçtan artık kaçar diye düşünüyorum artık. Yargı dağıtıyoruz süper güç ile. Denk bir takım. Adamda Erling Haaland gibi dünya yıldızları var. Willian var, Erling Haaland var ama bize işlemiyor. Şimdi Remy. Damagoy Vida'dan müdahale ama Willian'ın önünde kaldı top. Orta kafa gol şeklinde bir şeyler olabilir. Şu anda rakip geldi. Altay kurtaramadı Rain Adelaide'den. Gol geldi ikinci yarıya başlarken maç 2-1'e geldi şu anda. Gerçekten marka öyle ne yaptık bilmiyorum. Altay da çok boş kaldı gerçi rakip. Altay'ın da bir suçu yok. Bir şey diyemeyeceğim. Ama gerçekten biraz daha dikkatli olmamız lazım. Şimdi Gökhan Töre. Gökhan Töre. Gökhan Töre'den pas şimdi Radamel Falcao indirebilecek mi? İndirebildi. Abubakar uzaklardan bir şut denemesi. Biraz daha dikkatli vurabilsem çok daha güzel gidebilirdi şut. Gökhan Töre. Abubakar. Abubakar'dan bir pas şimdi Ozan Tufan. Ozan Tufan Fenerbahçe maçında yaptığı asistten bir tane daha yapabilecek mi? Radamel Falcao. Oha yok artık. Abi gerçekte olduğunun aynısı oldu. Sadece pelkasa yaptı Ozan gerçekte. Aynı kanattan açtı. Aynı arka direkte vuruldu. Gerçek hayatta yaptığının aynısını şu anda Radamel Falcao yaptı. Radamel Falcao da uçarak muazzam bir kafa golü attı ve bizi biraz daha rahatlattı. Muhtemelen artık bu maçı kazanırız. Gündama'yı geçti. Marcao şimdi. Marcao pres yapacak. Orta kafa gol de gelebilir. Vida vur ona. Vida ne yaptın? Oha! Yok artık abi. Kendi kaleme mi vurdum anlamadım. Marcao kova hayır. Abi süper güçe Merih gol atıyor ya. Bu nedir ya? Merih yapma reis. Süper güçe gol mü atılır? İki golü de kafayla yedik bu arada. Korner oldu şu anda. Kornerden de çok korkuyorum. Abi lütfen böyle bir şey yaşanmasın şu an. Hayır Ozan vur ona.
Hayır abi yok artık, yeter ya, yeter ama Merih ne yapıyorsun ya? Şaka gibi abi, atak oynayacağım, yenmemiz lazım çünkü. Remy, Ozan Tufan, Gökhan Töre, Gökhan Töre'den bir çalım. Remy oynayabilecek mi? Oynayamadı, çok açtı ayağından. Ben pasa basmıştım ama çok açtı artık ayağından. Luyendam hocam hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey yapmadım ya. Abi bu maç 3-1, 3-3 bitemez, şaka mı bu? Marcao, Sosa, hadi, hadi, Sosa, Remy, koş Remy, hadi oğlum Sosa, ne golü geliyor mu? Hadi Remy, hadi, hadi Remy, 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 Remy geldi gol, susun, susun, Remy attı golü, işte budur abi. Yemin ediyorum, arkadaşlar eğer isterseniz bir sonraki bölümde şu adam şu anda hak etti. Bu adamı 110 yan yapalım, abi son saniye golüyle, golün santrası yapılmadı. 4-3 kazandık. İnanılmaz şeyler yaşadık başta. Yemin ediyorum arkadaşlar bu maçı kesinlikle baştan sona izleyin. Gerçekten inanılmaz. Tam bayağı gol oldu yani. 6'dan fazla gol oldu. Gol sesini çok söylemek istemiyorum ama bayağı güzel bir maç oldu ve maçı kazandık. Kesinlikle baştan sona izleyin. Ben yine de şarkı çevireceğim. Eğer son saniyede attığımız o saçma sapan golü atamasaydık takımdan kim silinecekmiş? Bakalım Remy en son gol atarak kimi kurtardı şu an? Onu şu anda merak ediyorum. Bakalım arkadaşlar kim silinecekmiş? Ortadaki stoper silinecekmiş. Remy'nin kurtardığı oyuncuyu şu an size göstereceğim arkadaşlar birazdan. Orta stoper silinecekmiş. Hemen göstereyim. Remy'nin kurtardığı adam Marcao. Arkadaşlar Remy'nin golü sayesinde Marcao kurtardı. Tabi Falcao'nun da iki golü var. Abubakar'ın bir golü var. Maçta Ozan Tufan çok iyi oynadı. Luyendama ile Vida'nın çok güzel müdahaleleri vardı. Gerçekten Gökhan Töre'den çok memnun değildim ama iyiydi yine, fena değildi. Genel olarak güzel bir maç oynadık. Bir sonraki bölüm için transfer önerilerinizi bekliyorum. Bu arada bir sonraki bölümü muhtemelen bugün canlı yayında çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden hemen hızlı bir şekilde koşa koşa yorumlara yardırın. Ve Nimo TV'de canlı yayına gelmeyi unutmayın. Saati belli değil ama Nimo'da canlı yayında çekeceğiz muhtemelen. Gerçekten sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın ve bay bay.